siyasi partilerle İslami bir yaşam görülebilir mi, gelebilir mi hocam? Şimdi tabii bu konu biliyorsunuz normal şartlarda çok tartışılır bir konu. Çok tartışılan bir konu zaten. Ama ben şunu söylemek istiyorum. İslamsız İslam gelmesi mümkün değil. İslamsız İslam nasıl gelsin? Yani eğer tabii normal şartlarda bir siyasi parti tamamen İslam görüyorlarsa insanlar, onları ben bilmiyorum. Onları ben konum değil. Ben eğer normal şartlarda İslam'ın usulleri ezilerek, İslam'ın kuralları ezilerek, İslam'ın kuralları çiğnenerek, Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinin ve yasaklarının hakikaten hayata geçirilmesiyle alakalı kulak verilmeyerek kalkıp da İslam gelecek diye beklemek son derece ne olur? Yanlış olur. Batıl bir ifade. Yani ne olur? Hocam hizmet olur mu? Bak hizmet başka şey. İslam'ı beklemek başka bir şey. Tekrar ediyorum. Hizmet başka bir şey. İslam'a hizmet olur. Güzel hizmet ederler. İşte sen söyle, köprüler yapılabilir, yollar yapılabilir, hastaneler yapılabilir, insanlar gerçekten işte belli şeyler de yapılabilir. Bunlara itiraz etmem. Bunlardan dolayı da gerçekten onlara ne yapılabilir? Belli insanlar saygı duyabilir, oy da verebilir. Her şey hizmetten dolayı yani. Ama yoksa din anlayışıyla alakalı, din anlayışıyla alakalı bu işe ne yaparlarsa, ne yapılırsa, ya bunlarla İslam gelecek, şeriat gelecek, Kur'an hükümleri gelecek diye kim beklerse yanlış olur yani. Bu eksik olur, hata olur yani. O yüzden dolayı benim rahmetli dedem vardı, İhsan dedem, çok uğraştık dedi. Partiyle bu iş olmuyor dedi. Sonra baktık gerçekten biz o zaman gençtik o lafı duyduğumuzda. Sonra baktık ki olmuyor be kardeş, olmuyor yani. Bir noktaya kadar tamam, bir noktadan sonra olmuyor. Ki şu anda da gördüğümüz gibi. Ondan dolayı bu iş parti işi, yani İslam parti işi, partiyle gelme işi değil. Bak tekrar ediyorum. Partilerin hizmet işi yok manasına demiyorum. İnsanlara hizmet işi olabilir dedim ya, her türlü insanlara faydalı olabilir, bunlara itiraz etmem ben. Ama kalkıp da İslam'ın gelmesiyle alakalı bir ifade kullanmaya kalkarsak ne olur? Bu eksik olur. Yani İslamsız, İslam'ın kuralları olmaksızın İslam'ın gelmesini yapmak? Beklemek. Ki bu konuda ben tabii şunu iddia etmiyorum yani. Yani kimse de iddia etmiyor. Ben hiçbir partilinin ağzından da bunu görmedim yani. Biz İslam'ı Türkiye'de hakim kılacağız. Hocam bunu söylemezler. Ya, söylemiyorlar işte, ben de onu söylüyorum. Söylemiyorlar ya. Böyle bir şey zaten değil. Ama hocam bunların içlerindeki, yok hayatları da öyle değil. Ya içleri başka, dışları başka dersen o zaten başka konu. Hayatları da öyle değil. Ya hayatlarında da ne yok? Kesinlikle gerçekten bunlar İslam'ın gelmesini, Kur'an'ın hükümlerinin gelmesini isteyen, arzu eden ama işte şu şartlarda bu minvalde ne yapamayan insanlar, öyle hayatları da öyle değil yani. İşte hayatları öyle olmayınca sözlerde zaten yok. Sözde yok. Hayatta yok. E ne yapacağız? E şimdi ya yok ben bana göre, ya şimdi sen kendi kafanda bir şeyler ne yapmışsın? Oluşturmuşsun. Bir şeyler düşünmüşsün. Bir şeyler ortaya koymuşsun. Demişsin ki ben bana göre, ya sana göre olabilir kardeş ama bunların söylemlerinde de eylemlerinde de böyle bir hareket yok. Böyle böyle olmayınca kalkıp da gerçekten sen hala illa bunlarla İslam gelecek diye mantığında yürümeye kalkarsan, hocam o zaman nasıl olacak? Bazılarının soracağı soru bu. Nasıl mı olacak? Kolay. Çok kolay. Zaten dünya Türkiye'de %98, tekrar ediyorum, %89. Eskiden 99'du. 10 düştü. %89 Müslüman var. Resmi şeylerde. Zaten kolay işte. %89. Yani 100 kişiden 89 kişi neymiş? Müslüman. İşte Müslüman. Bak 89 kişi zaten İslam'ı ne yapsa, yaşamış olsa, İslam'ı hayata geçirmiş olsa, İslam'ın hükümlerini istemiş olsa, İslam'ın hükümleri için gerçekten dua etse, İslam'ın hükümlerine uygun hareketler yapmaya kalksa, ticaret olarak uydurmaya çalışsa, aile hayatına uydurmaya kalksa zaten olay ne yapacak? Zaten biter yani. Zaten bir şeye gerek yok yani. Ama yok. Sen söyle. Bu bir artık algı meselesi olmuş veya gelme meselesi olmuş veya işte herkes kendine göre çekme meselesi olmuş. O zaman bu iş bitmez.
Bu tartışma bitmez yani. Bu tartışma yapmayacak, bitmeyecek yani. Yıllardan beri bu tartışma olmuş yani. Yani bugün bu tartışma ilk defa bugün burada konuşuluyor değil yani. Şöyle 20 sene önceye gidin, aynı bu tartışma konuşuluyordu. 40 sene önceye gidin, aynı bu ifade kullanılıyordu yani. Aynı bu ifade kullanıyordu. Evet, 40 sene sonra geldiğimiz noktaya baktığımızda yine aynı ifadeler ne yapılıyor? Kullanılıyor. O yüzden İslamsız İslam gelmez. İlk önce gerçekten İslam'ı ne yapacaksın? Hakikaten yaşayacaksın, seveceksin. En azından halin bunu hissettirecek. Halin bunu hissettirecek. Yoksa kalkıp hem söylemlerinde yok, hem eylemlerinde yok. Benim kafa yapımında bana göre filan. Şimdi bazıları da var. 2023'te diyor olay bitecek diyor filan. Arkadaşlar yani Türkiye'yi nerede görüyorsun, nasıl görüyorsun, hangi sistemle, hangi eğitimle gerçekten bu insanları nasıl yetiştirdin, bu insanlar nerede, nasıl yetişti ki bu insanları kalkıp da sen bunlarla beraber bu şekilde olay olacak. Yani sen ya çok kör bakıyorsun be kardeş. Çok kör bakıyorsun ya. Yapmayın Allah rızası için. Yani. Çok kör bakış yani bu. O yüzden dolayı Rabbim inşallah gerçekten İslam'ın nurunu, İslam'ın gerçekten nurunu Rabbim kendi fazlı kereminden bizlere işin ehli olan insanlarla beraber namusu ikram etsin, insan etsin inşallah. Yoksa sen söyle, bu şekilde gerçekten çok bekleriz yani. Ben de şeye benzetiyorum. Musa Aleyhisselam'ın kavmi biliyorsunuz, laf dinlemediler. Musa Aleyhisselam'ın kavmine Mevla Teala dedi ki bu mukaddes yerle girin, yani o zamanki Kudüs, Filistin topraklarına girin, orası sizin dedi, galipsiniz dedi Mevla Teala. Girseler de galip olacaklar yani. Dediler ki yok biz giremeyiz. Ki aslında Mevla Teala onları Firavun kendi Musa Aleyhisselam'ın ile beraber Firavun ordusundan ne yaptı? Aşikar bir şekilde canlı canlı kurtardı yani. Canlı canlı yani. Firavun ordusu biliyorsun ne yapmıştı? Denizle beraber yakalamıştı onları. Ondan sonra Musa Aleyhisselam asasını buyuruyor. 12 tane yol açılıyor. Devam ediyorlar. Firavun ordusu orada helak oluyor. Kendi bunları bizzat görüyorlar. Gördükleri halde geliyorlar. Hadi gir bakalım. Girmediler yani. Girseler fe innekum galibun. Allah buyuruyor ki Allah'a güvenip de girseler galip olacaklar diyor Mevla Teala. Dedi ki ya Musa sen git dediler. Rabbinle beraber savaş onlarla. Sonra Mevla bir ceza verdi onlara. Tam 40 yıl. Kaç yıl? 40 yıl. 40 yıl. Bak. Şu anda kaçtayız? 2022. 40 yıl geriye git. 1982. 40 yıl önceki gerçekten olayları şöyle bir ortaya koy. Dert ne, üzüntün ne, sıkıntın ne, neler var, ne oluyor bir koy ortaya. Bak göreceksin ki bugün de aynı ifadeler kullanılıyor yani. Tamam mı? Aynı ifadeler kullanıyor. Geliyor, kim geliyor o zaman? 82'den bahsediyorum. Aa darbe var sahabe, başımızda darbe var. Ne olacak? Şimdi Özal geliyor. Ooo iş bitiyor hesabı. Aynen böyle yani. Bir geldi, iş bitecekti. İş ne yapmadı? Bitmedi. Şimdi bak ondan sonra şöyle olacak, böyle olacak derken aynen bak takip edin, sistem bu. Bugüne kadar böyle geldi, böyle gidiyor yani. 40 yıl. Baktı 40 yıl. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? 40 yıl. Gidiyorlar böyle, devam ediyorlar, gidiyorlar. Sonra bir akşam bir yatıyorlar, kalkıp aynı yerdeler. Aynı yerdeler ya. Niye? Allah ceza verdi çünkü. Niye? Mevla Teala diye dinlemezsen. Mevla ne diyor? Fe inneküm galibun. Siz galipsiniz. Galipsiniz diyor. Ve alallahi fe tevekkelün kütüm. Müminseniz Allah'a tevekkül edeceksiniz. İşte Allah'a güvenerek, Allah'ın rızasına uygun şekilde evimizde, iş yerimizde, hayatımızda, ticaretimizde eğer Mevla Teala'nın razı olduğu şekilde hayatımıza çekim düzen verirsek bu iş olur. Galip diyorsun. Yok. Sen fark etmez kardeş. Biz böyle yaşayacağız. Her türlü faize alıştık. Her türlü kumara alıştık. Her türlü zinaya alıştık. Her türlü olumsuzluğa alıştık. Ondan sonra bizim başımızda bilmem neler var. Kurtaracak bizi. Bak göreceksin ne olacak biliyor musun? Ne olacak kardeş? Bak bildiğin gibi tak hemen bir tane sihirbaz gibi tak bir sihirli değnek bulacaklar. Şimdi düzeltecekler. Vallahi çok bekleriz yani. Çok beklersiniz yani. Çok beklersiniz yani. O yüzden yani kısacası Mevla ile barışık olursak, Mevla'ya dönersek işler düzelir. Yoksa hep beraber görürüz işte. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Amin.